Sevgili seyirciler, Engelsiz Spor programına hoş geldiniz. Bu haftaki programımıza Ampute Futbol Süper Ligi maçlarıyla başlamak istiyoruz. Dilerseniz ilk önce haftanın en gollü mücadelesine gidelim. Şahinbey Belediyesi Osmanlıspor maçındayız. Maç başlıyor. İki takım çok kritik bir mücadelede. 3 puan peşinde. Şahinbey Belediyesi Osmanlı Engelliler mücadelesindeyiz değerli seyirciler. Ampute Süper Ligi'nde 4. hafta karşılaşması. İzmir Büyükşehir Belediyesi mücadele ediyor. Pendik Spor Engelliler Spor Kulübü'nde 9 puan aldı. 3 karşılaşmasında kazandı. 6 gol attı, 3 gol yedi Pendik Spor Engelliler Spor Kulübü. Osmanlı Engelliler 2 gol yedi. Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi 1 gol yedi. Şehit Kamil Engelliler Spor Kulübü de şu ana kadar 1 gol yedi. Fatih Hüza uzaklaştırdı. Şehmuz'a gelmedi. Ali Fatih'te kaldı top. İki futbolcu yerde. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Şahinbey Belediyesi Osmanlı Engelliler mücadelesinde. Mütahel Sulanbek. Mütahel Sulanbek geriye döndü. Savaş yerden pas, gol pozisyon olabilir. Şimdi etkili geliyor Osmanlı Engelliler. Top dışarı gitti Mutael Sulanbek. Kudret geriye çıkardı. Mutael Sulanbek vurdu. Top dışarı gitti. Ali. Fatih. Taç. Ligin en az gol yiyen takımlarından birisi Osmanlı Engelliler. 2 gol yediler. 3 hafta sonrasında. Şimdi Mutahir Sulanbek top dışarı gitti. 20. dakika karşılaşmada. Fatih. Feyyaz. Ali Can Kuruyamaç. Rahmi'nin aşırtması top dışarıda. Rahmi Özcan. Ali Can Kuruyamaç ortaladı. Rahmi yükseldi. Top dışarı gitti. Bir kez daha Kudret topu aldı. Kudret yerden gol pozisyonu, bir vuruş ve gol. Osmanlı Engelliler Savaş'ın attığı golle 1-0 öne geçiyor 21. dakika. Uzak mesafe, Ümit seçildi. Direkten döndü Ümit bir kez daha. Ali. Kudret. 2'ye 1 pozisyon. Yine etkili geldiler. Mutay'a kontrol. Mutay Sulanbek. Fatih Karakuş ikinci hamle. Ali Can Kuruyamaç uzaklaştırdı. Savaş koşuyor. Mutan ve Vayev koştu. Top Osmanlı Engelliler'de olacak. Kudret ve Savaş topun gerisinde. İşaret geldi. Kudret. Kudret vurdu. Kudret. Kudret'in golü. Mükemmel bir serbest vuruş golü. Kudret Fatih uzandı, kapattığı köşeden golü yedi. İlk yarı biterken serbest vuruştan gelen gol. İşte değişik açılardan gol ekranlarınıza yansıyor. 21. dakika Savaş. 25+2 Kudret. İlk yarı bitti. Osmanlı Engelliler deplasmanda Şahinbey Belediyesi karşısında 2-0'lık üstünlükle ilk yarıyı tamamlıyor. Fatih Karakuş topu aldı. Şimdi ne olduğunu çözmeye çalıştım orada. Bir çay servisi yapılacak pazar günü. Bize doğru geldi değerli seyirciler o çay. Ve kale arkasından geçecek. Şimdi şu pozisyondan sonra konuşalım. Gol pozisyonu. Üçüncü gol şansı ve o üçüncü gol geliyor. Savaş'ın attığı gol. 26. dakika ikinci yarı başlarken skor 3-0 oluyor. Savaş kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı. İşte ekranlarınıza böyle yansıyor gol değerli seyirciler. Çok etkili geldi. Kudret. Ali Can Kuruyamaç. Ali Can. Aşırtıldı top. Ümit ikinci hamle. Rahmi Ümit. Bu vesileyle biz de Berna Hanım'ın doğum gününü kutlayalım. Rahmi'nin vuruşu top dışarı gitti. Rahmi Özcan çok net bir fırsattı. Şahinbey Belediyesi adına. Rahmi Özcan'ın vuruşunda
Top dışarı gitti. Ayağa kalkacak. Rahmi bıraktı. Feyyaz topu getirdi şimdi. Feyyaz'dan pas. Rahmi gol pozisyonu. Vuruş. Kanadyen'le müdahale beklentisi. O beklentiyi karşılıyor maçın hakemi. Bir de sarı kart çıkıyor. Mutayev Sulanbek. Karşılaşmada 36. dakika. İşaret geldi Rahmi. Rahmi vurdu, barajdan döndü. İkinci hamle. Rahmi'nin bir kez daha topa vurmasını engelliyor Fuat ve oyun duruyor. Feyyaz, Rahmi. Rahmi'den pas Feyyaz'a. Feyyaz ortaya çevirdi. Bir penaltı kararı geliyor. Kanadyen'le müdahale. Sarı kart. Fuat. Fuat sarı kartı gördü. Bu onun ikinci sarı kartı ve kırmızı kartla oyun dışında kalıyor Fuat. İşaret geldi. Rahmi ve gol. Rahmi Özcan. Rahmi Özcan'ın penaltıdan attığı gol. Skor 3-1 oluyor. Bakalım bunu başarabilecek mi Şahin Bey Belediyesi? Farkı arttırmak istiyor Osmanlı engelliler. Top dışarı gitti Savaş'ın vuruşunda. Topuk bası mükemmel. Mutayev Sulanbek. Mutayev Sulanbek bıraktı gol pozisyonu Savaş. Hat-trick şansı. Savaş vurdu Fatih. Ayağa kalkacak Savaş. 3 dakikalık duraklama işareti. En az 3 dakika daha karşılaşmayı takip edeceğiz. Feyyaz bir çalım. Feyyaz vurdu ve top alana gitti, gol. Fatih Şentürk ve Feyyaz. Yoksa çizgiyi geçmeden önce mi bir kez daha izleyelim. Feyyaz'ın vuruşu. Fatih dokundu. Skor 3-2 oldu değerli seyirciler. Mehmet Yunsur. 3-2 skor. Mehmet ortaya çevirdi. Bir kapı ve gol. 3-3. Fatih Şentürk. İnanılmaz bir geri dönüş. Kudret kontrol etti. Mehmet Yusuf araya girmeye çalıştı. Kudret sol kanada. Şeymuz. Yanında Mutayel Sulanbek. Ona gelmeden Feyyaz. Korner. Maç bitiyor. Şahin Bey Belediyesi 3. Osmanlı engelliler 3 değerli seyirciler. Haftanın en önemli mücadelelerinden bir tanesi İstanbul'da oynandı. Kameralarımızı Pendik TSK mücadelesine çeviriyoruz. Pendik engelliler TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni konuk ediyor. Kırmızı formayla mücadele ediyor konuk ekip TSK. Maça başlayan TSK. Osman Çakmak geriye döndü. Pendik engelliler atağa. Uzaktan vuruş. Gole izin vermiyor Bülent Çetin. Bir başka atağa ev sahibi ekibin. Sonuç gelmiyor. Yine Pendik atağa. Atağı geliştiren Serkan Dereli. Serkan rakip yarı alan boyunca taşıyor. Vuruşunda az farkla avuta gidiyor top. Serkan Dereli görüntüye geldi. Serbest vuruş kullanıyor TSK Rehabilitasyon. Osman Çakmak. Gol tehlikesi. Haydar Ali Dursun Beyov karşılıyor. Bir başka serbest vuruş. Duvar pası. İkinci vuruş ve gol. Muhammed skoru 1-0'a getiriyor. Deplasmanda öne geçiyor TSK Rehabilitasyon Merkezi. Muhammed'in gol sevinci. İşte golün gelişimi yeniden görüntüde. Muhammed Yeğen duvar pası yapıyor Ömer Güler yüzle, ardından topu ağlarla buluşturuyor. Yine Ömer. Bir tehlike daha, golü izin vermiyor Haydar Ali Dursun Beyer. Bu arada bir sakatlık geçiriyor Osman Çakmak. Hüseyin Türkmen'in ortası, kafa vuruşu. Bülent Çetin iki hamlede topa sahip. Kemal kontra atak geliştiriyor TSK engelliler. Ömer Güler yüzün pası, yine Muhammed. Kaleci karşılıyor Haydar Ali Dursun Beyoğlu. Serbest vuruş. Ve ilk yarının sonucu Pendik engelliler 0, TSK Rehabilitasyon 1. İkinci yarıya Pendik engelliler başlıyor. Ceza alanında tehlike. Seken top.
Son dokunuş yine Muhammed'den ve 2-0 yapıyor deplasmanda TSK Rehabilitasyon Merkezi. İşte pozisyon bir kez daha görüntüde. Seken top, Ömer'in pası, topu ağlara gönderen yine Muhammed. Bu ataktan sonuç alamıyor Pendik engelliler. Yine atakta TSK Rehabilitasyon Merkezi. Ceza alanına sokulan Emin Tiryaki var. Emin dokunuyor. 3-0 oluyor skor. Osman'ın pası, Emin'in vuruşu 3-0 üstünlük sağlıyor deplasmanda TSK Rehabilitasyon. Farkı azaltma çabaları ev sahibi Pendik Spor takımında. Seken top. Ve topu ağlara gönderen Serkan Dereli. 3-1 oluyor skor. Hüseyin Bozkuş'un bu golde payı yüksek. Serkan görüntüde. İşte duvar pası. Hata başlatan Serkan topu ağlarla buluşturuyor. İlk yarıda da çok pozisyon bulmuştu Serkan Dereli. Pendik engelliler 1, TSK Rehabilitasyon 3. Maçta artık son bölümler. Kemal Güleş. Ömer Güler 100. Kemal out. Yine atakta TSK Rehabilitasyon. Ömer'in pası. Orta. Osman kafa vuruşu. Maçın skorunu belirleyen golü atıyor Osman. 4-1. TSK Rehabilitasyon Merkezi deplasmanda Pendik Engelliler Spor Kulübü'nü 4-1 gibi farklı bir skorla yeniyor. Gerçekten çok güzel bir mücadele oldu. Tam belki skor farklı görünebilir ama rakibi tebrik ediyorum. Kıyasıya bir mücadele. Bizim görmek istediğimiz bir ampute futbol sezonu. Sporun barış ve kardeşlik olduğunu çok güzel bir örneğini yaşıyoruz. Evet, bir kazanan var, bir kaybedeni var ama bu maçın kaybedeni yok. Dostluk ve barış kazandı. Ve ülkemizde de ampute layık olduğu yeri yavaş yavaş bulmaya çalışıyor. Burada biz de Pendik Spor ailesi olarak önemli bir katkıda bulunduğumuz kanaatindeyiz. Ben tebrik ediyorum. Ayrıca bugün Pendik Spor'umuz U14'te de 7 tane oyuncumuzu da milli takım seçmelerine gönderiyor. Onların da gururunu yaşıyoruz. İnşallah daha güzel günler bizleri bekleyecek. Sporun ben çok önemli bir sosyal olay olduğu kanaatindeyim. Bizim Pendik Spor'umuzda gerek altyapı gerek futbol okullara baktığınız zaman 1000'e yakın gencimiz sporuna takım olmayı, ekip olmayı, ruh olmayı burada yaşıyorlar. Bunlar çok önemli. Ayaz Ağa Yusuf Tunaoğlu stadındaki mücadeleyi Hayati Trak yönetti. Yardımcıları Cengiz Demir ve Baki Tiraki. Melik Gazi Belediyesi atak geliştiriyor. Orta ceza alanına Çeriot'un vuruşu az farkla top dışarı gidiyor. Bir başka hata Melik Gazi Belediyesi engelliler Gençlik Spor Kulübü'nün. Karşılayan İsmail Korkmaz. İsmail'in vuruşu Halis Şaştım gole izin vermiyor. Ceza alanına orta. Savunmadan seken top Çeriot. Yine kaleci Mehmet Ali Atay'ın üzerine gitti top. Darkva. Uzaktan vuruş. Sonuç alamıyor İsmail Korkmaz. Taç. İlk yarı skoru 7-0 0, Melik Gazi 0. Karşılaşmada ikinci yarı orta ceza alanına ters bir vuruş top ağlarla buluşuyor. Yunus Dalmaz 28. dakikada topu kendi ağlarına gönderiyor ve Yeditepe engelliler 1-0 öne geçiyor. İşte köşe vuruşu Yunus'a çarpan top ağlarla buluşuyor. Melik Gazi Belediyesi eşitlik arıyor. Kaleci Mehmet Ali Atay iki hamlede karşılıyor topu.
Maçın yıldızı Mübarek Muhammed'le başlayan atak. Muhammed'in pası İsmail, kaleci Halis karşıladı. İsmail orta sahada Muhammed topu çalıyor. Muhammed ceza alanına girerken pasını veriyor. Bu vuruşta kaleci gole izin vermiyor Halis. Atak devam ediyor. Yine Muhammed, bu kez top ağlarda. Mübarek Muhammed'in golü, dakika 40, 2-0 oluyor skor. Yeditepe Engelliler Spor Kulübü 2, Melik Gazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik Spor Kulübü 0. İşte golün gelişimi yeniden görüntüde. İsmail Korkmaz'ın güzel pası değerlendiren Mübarek Muhammed. Bu golden 2 dakika sonra, dakika 42, Mübarek Muhammed topun gerisinde. Dikkatle izliyoruz. Maçın hakemi Hayati Trak işaretini veriyor. Kale çizgisine yarım metre mesafeden, neredeyse sıfır denilecek açıdan topu ağlarla buluşturuyor Muhammed. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atıyor. Dakika 42, skor 3-0. Evet, 9 numara, kırmızı 9. Mübarek Muhammed görüntüye geliyor. Maçta artık son bölümler. Gol bir kez daha ekranlara yansıyor. Mübarek Muhammed 42. dakikada skoru 3-0 yaptı. Ve bu golden de 2 dakika sonra, dakika 44, Mübarek Muhammed'le başlayan atak. Karşılayan Mehmet Erdoğan. Mübarek Muhammed topu çalıyor, pası veriyor Emrah Akdemir'e, 4. golü attırıyor. Dakika 44, skor 4-0. İşte Mübarek Muhammed'in pası, topu ağlara gönderen Emrah Akdemir. Maçın skoru Yeditepe Engelliler 4, Melik Gazi Belediyesi 0. Kameralarımız İzmir'de. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehit Kamil Belediyesi'ni 3-0'la geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehit Kamil Engelliler Spor Kulübü'nü konuk ediyor. Kırmızı formayla İzmir ekibi, yeşil formayla Gaziantep ekibi mücadele ediyor. Barış Deli yapıyor başlama vuruşunu. Gökhan. Tekrar Gökhan. Duvar pası başarılı. Gökhan'ın vuruşu savunmadan dönüyor. Atağa destek veren Yusuf Ekiz. Bir vuruş daha out. Şehit Kamil Engelliler atağa uzaktan vuruş. Yalçın Kaçar'ın vuruşundan sonuç gelmiyor. Bir başka hata İzmir ekibinin, Barış. Biraz ilerisinde Gökhan var. Barış'ın vuruşu, kaleci Mehmet Taşer. Hata geliştiren Yusuf. Yusuf Ekiz, Sercan. Sekti top. Barış, Barış'ın vuruşu direkten dışarı gidiyor. Barış telli görüntüde. Şehit Kamil hata. Uzaktan vuruş, gole izin vermeyen Erdi Aslan. Vuruşu yapan Mehmet Bayat. Topun gerisinde Mehmet var. Bir kafa vuruşu, az farklı out. Vuruşu yapan Yalçın Kaçar görüntüye geldi. Barış Telli. Hızlı atak geliştirdi Barış. Gol tehlikesi, Barış yerde, penaltı bekliyor. Devam diyor maçın hakemi. Şehit Kamil hata. Bu vuruştan sonuç gelmiyor. Gazi Öztop. Gökhan'la başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi hata. Gol tehlikesi ve topu ağlara gönderen Rüstem Kurhan. Barış ve Rüstem'in gol sevinci ekranlara yansıyor. İşte Yusuf Ekiz'in pası, Rüstem'in vuruşu top ağlarda. Şehit Kamil Engelliler eşitlik için yükleniyor. Nurettin Bağcı.
Maçta ikinci yarı. Şehit Kamil eşitlik golü arıyor. Bu vuruştan sonuç alamıyor Ali Fıstıkçı. Barış'la başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi hata. Duvar pası, vuruş, net bir vuruş. Sercan Öngen skoru 2-0 yapıyor. Sercan ve Yusuf'un gol sevinci. İşte Yusuf. Sercan, açı dar, vuruşu çok net. Sercan görüntüye geldi. Ve tribünlerden destek veren spor severler. Barış Telli topun gerisinde. Maçta artık son bölümler. Barış'ın vuruşu az farklı out. Yine Barış. Daha yakın bir mesafeden kullanıyor serbest vuruşu bu kez. Top direkten dönüyor. Yine Barış'la gelişen bir başka atak. Barış. Savunmadan seken top. Korner. Son dokunuş Mehmet Bayat'tan. Barış Telli. Barış, Yunus Emre'den sıyrılıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Maçın skorunu belirleyen golü atıyor Barış Telli. İzmir Büyükşehir Belediyesi konuk ettiği Şehit Kamil Engelliler Spor Kulübü'nü 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup ediyor. İşte Barış'ın golü bir kez daha ekranlarda. Ve galibiyet sevincini taraftarıyla paylaşıyor İzmir ekibi. Sonuçlar, puan durumu ve haftanın yedisi ekranlarında. Şahinbey Belediyesi Engelliler Spor Kulübü 3, Osmanlı Engelliler 3. Pendik Spor Engelliler Spor Kulübü 1, TSK Rehabilitasyon Merkezi 4. İstanbul Özürlüler Konya Engelliler maçı ertelendi. Yeditepe Engelliler 4, Melikgazi Belediyesi Engelliler 0 ve İzmir Büyükşehir Belediyesi 3, Şehit Kamil Engelliler 0. Puan durumuna gelince Osmanlı Engelliler Spor Kulübü ve TSK Rehabilitasyon Merkezi 10'ar puanla zirvede. 3. sıradaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün ve 4. Pendik Spor Engellilerin 9'ar puanı var. 7 puanlı iki takımdan Yeditepe Engelliler 5. Şahinbey Engelliler 6. sırada. 7. İstanbul Özürlüler ve 8. Şehit Kamil Engellilerin 1'er puanı var. Puansız iki takımdan Konya Engelliler Spor Kulübü 9. Melikgazi Belediyesi Engelliler 10. sırada. Şimdi sırada haftanın golü yarışması var. Az sonra izleyeceğiniz 5 golden bir tanesini seçip bize gönderirseniz ve o sizin seçtiğiniz gol haftanın golü seçilirse bizden bir eşofman takımı kazanabilirsiniz. Bol şanslar.
Hafta sonunda İskenderun'da görme engelliler B2-B3 futsal şampiyonası vardı. Orada çok güzel anlar yaşandı. Dilerseniz ilk önce bir İskenderun'a gidelim. Daha sonra tekrar birlikte olalım. Türkiye Görme Engelliler Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Futsal B2-B3 birincilik ikinci devre müsabakaları İskenderun'da tamamlandı. Takımın katıldığı ve İskenderun Belediyesi katkılarıyla gerçekleşen turnuvanın sonunda Ankara Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü şampiyon olurken, Ankara Yeni Mahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ikinci, Bursa Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ise üçüncü oldu. Şampiyonanın fair play çerçevesinde tamamlandığını belirten İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, görme engelliler olsun, diğer bedensel engelliler olsun, bütün engelli kardeşlerimizi kucaklamaktan ve onları misafir etmekten büyük onur duyduk, dedi. Evet, bugün İskenderun'da Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun 8 takımla katıldığı ikinci dönem futbol turnuvalarının bugün neticelendirdik. Çankaya Belediyesi birinci oldu. Nülüfer ikinci, Yeni Mahalle ikinci, Nülüfer üçüncü oldu. Biz büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu görme engellileri olsun, diğer bedensel engelliler olsun, bütün engelli kardeşlerimizi kucaklamaktan ve bunları misafir etmekten büyük bir onur duyduk. Çok güzel, İskenderun halkı birler bütünleşti. Her zaman kendilerini bekliyoruz. İnanın biz milli takımın kampına da talibiz. İnşallah arkadaşları tekrar buraya bekliyoruz. Bugün de kupa maçımız, kupa seremonimiz var, finali var. Çankaya Belediyesi'nin ve diğer takımların kupalarını vereceğiz. Aynı zamanda İskenderun Belediyesi olarak da Down sendromlu çocuklarımızın bugün yine bir maçı var. Ben katıldıkları için, geldikleri için, İskenderun'a şeref verdikleri için ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Her zaman gönlümüzde, yüreğimizdeler. İnşallah en kısa zamanda yine tekrar buluşuruz. Biz her zaman engelli kardeşlerimizin emrindeyiz. Belediye olarak da, İskenderun Belediyesi olarak da bütün bu faaliyetlerin içerisinde yer alıyoruz. Ben başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Onun da söyleyecekleri var. Ben tekrar katıldıkları için emeği geçen meclis üyelerimize, belediyemize ve sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Görme Engelliler Federasyon Başkanı Hasan Saydansa İskenderun'dan mutlu olarak ayrıldıklarını ve özellikle İskenderun Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür ettiklerini ifade etti. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu olarak İskenderun ilçemizde Futsal 2.lik 1. Lig'in 2. devresini yaptık. Güzel bir müsabakalar oldu. Bu müsabakalar sonucunda 1, 2 ve 3. olan takımlarımıza kupalarını vermekle birlikte 7. ve 8. olan takımlarımız ise 2. lige düştüler. İkincilikler ise iki takımımız zaten daha önce yapılan müsabakalar sonucunda 2018 yılında birincilikte temsil etme haklarını elde etmişlerdi. Bu müsabakalar bizim için önemliydi. Niye önemliydi? Ben şunu gördüm. Bir belediye başkanının, bir yerel yönetimin engellilere bakış noktasını gördüm. Bugüne kadar birçok turnuvaya gittim. Birçok turnuvalarda organize ettim. Gerek belediye başkanımızın, gerek bürokratlarının, gerekse çalışanların engelliye bakış noktası ve engelliye nasıl davranılması gerektiği noktasında emin olun sanki eğitim almışçasına bir düzen gösterdiler ve itina gösterdiler. O nedenle ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Bizim engelliler olarak ve toplum olarak toplumun bütün kesimlerine duyarlı belediye başkanları bizim için çok önemli. O nedenle Sayın Belediye Başkanımızın ve ekibinin engellilere vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederken bu ekip içinde yer alan herkese tek tek teşekkür etmeyi bir borç olarak biliyorum. Ve inanıyorum ki biz İskenderun'da yaptığımız bu turnuvada
İskenderun halkıyla birlikte burada dostlar edindik. Bu dostluk şu, görme engelliler camiasının artık dostları var İskenderun ilçemizde. O nedenle İskenderun ilçemizde görmüş olduğumuz bu ilgi, bu hoşgörü, bu samimiyetin bütün ilçelere ve illere yansımasını rica ediyorum, saygılar sunuyorum. Şimdi arkadaşlar, Down sendromlu İskenderun Belediyesi'nin futbol takımı bugün son gün, görme engelli spor federasyonunun son gün maçında beraberce kupa maçımız var ve bizim Down sendromlu İskenderun Belediyesi'nin takımı da çocuklarla, bizim basınla ve diğer görme engellilerle bir maçımız var. Çocuklar, ne söylemek istersiniz? Konuş hadi. Peki kupalayacağız. Peki hocam, tuzağa basacağım hocam. Neydi? Fakat res. Hocam ona atan bana ne? Çok teşekkür ederim. Kupayı alacağız diyor. Hadi bir alkış. Sen de konuş. Hadi konuş bu çocuklar. Hadi Levent, hadi. Evet. Hadi konuşun çocuklar. Ekmek. Başarılar diyorum. Tamam, teşekkür ederiz. Evet. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Federasyon Başkanı Hasan Sayıdan, İskenderun Belediye Spor Kulüp Başkanı Levent Duman'la Spor Koordinatörü Levent Erköse verdi. İki ay önce Bursa Kaymakam adayı telefonla benimle görüşmek istediğini söylediler. Açtım. Abi dedi, beni hatırlamıyorsunuzdur ama dedi, ben Sakarya'da lise sonda okuyordum. Sizi ziyarete geldik sınıf olarak. Orada dediniz ki herkes kadar olmak istiyorsanız herkes kadar çalışın. Daha fazlasını olmak istiyorsanız daha çok çalışmalısınız. Abi o sözünüz aklımdaydı. Çok çalıştım. Şimdi kaymakam oldum. Kaymakamlığımın 4. günü teşekkür etmek için arıyorum dedi. Şimdi demek ki herkesten daha çok çalıştınız. 1. oldunuz. Tebrik ediyorum. Şampiyon olan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yusuf Sayıdan ve takım kaptanı Nevzat Yıldırım, şampiyonada emeği geçenlere teşekkür ettiler. Şimdi öncelikle bize ev sahipliği yapan İskenderun Belediyesi'ne, buranın yerel halkına, hakem hocalarımıza, bizi destekleyen kendi belediye başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bu turnuvada emeği geçen çok insan var. Kaldığımız otelden müsabaka salonundaki görevlere kadar herkesin çok büyük katkısı vardı. Tabii ki arkadaşlarımın en büyük katkı. Güzel de çalıştık ve başarılı olduk. Ben teşekkür ediyorum. Yani söyleyeceklerimiz bu kadar. Evet başkanım, İskenderun'da güzel bir atmosferde fair play çerçevesinde bir maç müsabakaları izledik. Siz de şampiyon oldunuz. Neler hissediyorsunuz? Buyurun. Valla şampiyonluk güzel bir duygu. Ama biz buradan İskenderun'dan hep hatıralarla gideceğiz. Hakikaten duyarlı bir belediye başkanımız var. Artı yine kaymakamımız çok duyarlı. Burada çalışanlar, emekliler duyarlı. Ama bize bu imkanı sunan Çankaya Belediye Başkanımıza burada teşekkür ediyorum. Basına teşekkür ediyorum. Çünkü sizler bizim her şeyimizsiniz. Sizler olmasa biz insanlara kendimize alakta şansımız yok. Bu anlamda tüm basına da teşekkür ediyorum. Ama öncelikle de siz bizimle ilgili size teşekkür ediyorum. Dediğim gibi burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Şampiyonluk güzel olur. Herkes yaşasın isterim ama çalışan biraz daha önde oluyor. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür ederiz efendim. İkinci olan Yeni Mahalle Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Birgül Berk ve takım kaptanı Murat Dinç Aslan da çok güzel bir turnuva olduğunu belirterek İskenderun Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.
Çok güzel bir organizasyondu. Öncelikle Sayın Belediye Başkanımız, Kaymakamımız, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Güzel mücadele ettik. Sorunsuz bir şampiyona tamamlandı. İnşallah bir sonraki şampiyonaya diyorum. Burada emeğe geçen herkese, belediye başkanından tut, kaymakamdan, spordaki buradaki tüm çalışanların hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Ufak tefek sakatlıklar oldu ama bunların üstesinden gelmeyi bildik. Tekrar da burada olursa memnun oluruz. Sevgili seyirciler, bir engelsiz spor programının daha sonuna geldik. Gelecek hafta yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.